contigo te va a hacer. I got lost in the city. Ain't no one nearby me. Missing you on my body. Evet, çok güzel bir sahnedeyiz. Evet. Seyirci gelmeden biz de sahneye çıktık. Şimdi bir düşüncelerinizi alalım. Bu akşam bizi ne bekliyor? Seyirci birazdan seyirci gelecek. Onlara ne vereceğiz? Seyircilere gülmekten, kahkahadan başka bir verecek bir şeyim yok benim. Ben yıllardır yaptığım tek şey bu. Çok sıcak bir atmosferi var. Buraya gelen seyirciyi gerçekten kaliteli, belli, espriden anlayan, stand-up'ı seven. Stand-up biliyorsun özel bir sahne oyunu. Yani özel bir şey. Böyle herkesin de çok çok sevdiği bir şey değil ama sevenin de çok sevdiği bir durum. Buraya gelen insanlarla güzel eğleniyoruz biz. Peki yaşamış olduğunuz böyle çok enteresan bir olay var mı sahnedeyken? Sahnedeyken? Evet. İsveç'in Malmö şehrindeyim. Sahnedeyim. Gösteri yaklaşık 120 dakika sürüyor. 90 dakika bitti. Yaptığım televizyon programlarından beni tanıyan var mı dedim. Evet dedi Cevahir. Seni tanıyoruz dedi. Hani bir Bizim Aile diye bir dizi vardı ya. Orada Cevahir rolünü oynayan sanatçımız. Ona benzer. Beni o diye seyretmiş 90 dakika boyunca. Yani daha bundan daha ilginç ne olabilir ben de bilmiyorum hayatımda yani. Kazasız kul olmaz. Evet, kazasız kul olmaz. 2009 yılından beri üzerinde çalışıyoruz. İş ve trafik kazalarını sanatla iyileştirmeye, yani sahne sanatlarıyla, skeçlerle, Tarkan'la beraber bunu devam edeceğiz. Biliyorsunuz çok fazla kaza oluyor ülkemizde. 15 ila 25 kişi günde hayatını kaybediyor. Bunların arasında biliyorsunuz bilim adamları var, işte ünlüler var, birçok kişiler var. Bu sorun hep burada ortada var ama bugüne kadar ne yazık ki istikrarlı bir şekilde bir çalışma yapılmamış. Biz de 400'e yakın destekçimizle ve ünlülerle, basın medya ile beraber, tabii içinde Uçan Kuş da şimdi dahil oldu, bu projemizi yürüteceğiz. Tarkan'la 81 ilde 10 yıl boyunca bu projeyi sahneleyeceğiz. Hemen arkanızda bir küçük afiş görüyorum. Evet. Şöyle ona da bir kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Evet. Birçok oyuncu işte Kenan Sofoğlu'yu görüyorum orada. Deryaoğlu'yu görüyorum. Evet, Betül Demir'i. Bu projede yer alan. Evet. Şöyle bir şey. Buradaki ünlüler çoğunlukla trafikte hayatını kaybetmiş arkadaşları, akrabaları var. Onlar da sağ olsunlar burada destek veriyorlar. Bir farkındalık oluşturmak için çaba gösteriyoruz. Ve bunların devamı gelecek zaten. Yeni çalışmalarımız da var. Şöyle bir farklı bir proje bu. Eğitsel stand-up diye geçiyor. Yani bugüne kadar yapılmamış hiç. Hemen şunu söyleyeyim. Eğitsel stand-up evet. Nedir? Nedir? Buradan da cevap alabiliriz. Aslında evet. Tarkan bu konuda biraz... Evet. Güzel bir soru. Eğitsel stand-up yani adı üstünde eğitici olacak tabii. Bizim normal sahnede yaptığımız işin eğitici bir tarafı yok. Açık konuşayım. Evet, evet. Her sanat eğiticidir. O ayrı konu da. Hani biz daha çok... direkt yani biraz daha didaktik, güldürme amaçlı iş yapıyoruz. Ama burada biraz daha sanıyorum İki format var yani. Mesajlar vereceğiz. Evet. Doğru mu? Evet, aynen öyle. Yani iş güvenliğinde mesela iki işçinin şantiyede çalıştığında aralarındaki trajikomik hikayeleri, yani böyle çok dehşet verici olaylar değil de beşinci kattan düşmüş işte yerle bir olmuş o insan, öyle değil. Trajikomik hikayeleri burada güldüreceğiz. Güldürürken de bu sefer düşündürücü değil de eğiteceğiz. Mesela ben yani seminer konferans gibi sıkıcı olmayacak. Sözünüzü bu kestim. Bu dünyada ilk olacak yani. Evet. Sözünüzü bir kesemedim zaten. Ya, şey. Sözünüzü şimdi kestim. Şöyle söyleyeyim. Bana Zahrettin Bey dedi ki gösteride başlamadan önce herkes koltuklarında emniyet kemerini takacak. Onu söylemeyi Doğru unuttum. Mu? Evet. Emniyet kemeri de var bu arada. İşte bu eğitici bir şeydir. Bir kere emniyet kemerini takmama lüksümüz yok bizim. Yani anonsla yani. Beraber şöyle oluyor. Sayın seyirciler, oyunumuz başlamak üzeredir. Lütfen emniyet kemerinizi takın diye. Yani kemerler bağlanmadan, takmadan oyun başlamıyor. Gösteri başlamıyor. Gösteri başlamıyor ama ben paramı yine alıyorum. O Bu projeyle ilgili bir gece düzenleyecek misiniz? Böyle bir düşüncemiz var yani büyük bir salonda. Daha doğrusu özellikle sizin gibi değerli magazincilerle işbirliği içinde olup bugüne kadar işte alkollü araç kullanmayıp emniyet kemeri takmış bu şekilde kameralara lanse olmuş kişilere, ünlülere ödüller vereceğiz. Öyle bir şey düşünüyoruz. Şu an yapım aşamasında, onu biraz daha zenginleştireceğiz. Öyle bir şey yapacağız yani. Proje sadece Türkiye'de mi yoksa? Yok, aslında hedefimiz 81 ilde 81 milyona ulaşmak. Ondan sonra yurt dışına çıkmak. Orada da insanlarımız var zaten.
sonuçta bütün ülkelere kapsıyor bu olaylar. Ve dünyada bu arada, dünyada üçüncü sıradayız. Avrupa'da birinci olarak görünüyor. Ve her yıl 8.000 kişi hayatını kaybediyor. Çok fazla. Yani yurt dışındaki mesela Filistin, basit, yani basit görürüz, insanlar öyle görür ama en az kaza olan yerlerden bir tanesi. İngiltere, Hollanda, bunlar çok az olan kaza, çok az oluyor orada. Birinci sırada mesela El Salvador var, çok kaza oluyor. Biz bu şeylerden kurtulmamız gerekiyor. Başarıları konuşmamız gerekirken kazaları konuşuyoruz ve yazık yani nitelikli insanlar boşu boşuna. Ben şahsen araştırma yapıyorum. Ege bölgesinde 4000 kilometre araştırma yaptım. Sürücülerin davranışlarını inceledim. Neredeyse gerçekten tamamıyla dikkatsizlik, sabırsızlık, daha yani kırmızı ışık yeşile daha dönmeden patinaj yapmalar vesaire, o ona küfür, o ona levye, o silah, biri toprak, biri cezaevi, gerek yok buna. Trafikte evet. Kaza olmadan kaza olan da bir ülkeyiz biz. Yani hiç kaza olmamış ama birbirlerine levye ile dalabilirler mesela. Evet. Bu da bir kaza sonuçta. Evet. Son olarak şunu sormak istiyorum. Hani 9 yıllık bu projenin içerisinde olduğunuz için yani insanlara buradan tavsiyeniz nedir? Bizim çözümümüz şu. Aslında biraz sert olacak ama lütfenle emniyet kemeri takılmıyor. Bunu biz refleks haline getirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde konuştuğumuz gibi mesela çocuk yaşta eğitim verilirse kesinlikle örnek ülkeler de var zaten. O kişi çocuk, mesela bir destekçimiz var, iş adamı. Çocuğu çok iyi eğitim aldığı için çocuk annesine babasına lütfen emniyet kemeri takın diyor. Bakın tam tersi. O yüzden ağaç yaşken eğilir. O yüzden çocuk yaşta eğitime vurgu yapacağız. Şu anda 2009'da 11 bin kişi hayatını kaybediyorken şu an 7 bin ila 8 bin kişi hayatını kaybediyor. Demek ki bir verim var, bir artı değer var. Hakan, sizin hem proje hem de sahne olarak son. Vallahi son olarak bu böyle bir sosyal sorumluluk projesi olarak addediyorum ben bunu ve bunda bulunmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Buradan Zahrettin Bey'den izin alarak tüm diğer sanatçılarımıza özellikle rica ediyorum. Özellikle komedyenlere, tüm komedyenlere, arkadaşlarımıza rica ediyorum. Böyle bir projeye destek olsunlar. Yani sonuçta ulvi bir tarafı var. Mutlaka bekliyoruz. Teşekkür çok teşekkür efendim. Ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. I got lost in the city. Ain't no one there but me, oh. Missing you on my body.